Alo. Mustafa. Uyandırdım değil mi? Saat 3:20 geçiyor burada. Sen çok uzaklardasın galiba. Yok, döndüm. Bugün döndüm. Yani dün. Hoş geldin o zaman. Hayırdır? Bana Fatma Gül'ün telefonu lazım. Neden? Onunla konuşacaklarım var. Lütfen abisinin telefonu falan varsa verir misin? Onunla ne konuşacaksın? Ne oldu? Buralı Kerim'i öldürmedi. Ne? O suçsuz, o öldürmedi onu. Nereden biliyorsun? Çünkü o gece ben de oradaydım. Neredesin sen? Oteldeyim. Lütfen ona ulaşacağım, bir numara söyle bana. Tamam tamam. Yanına geliyorum, bir dakika. Otelin adını söyle. Gelmene gerek yok. Sen numarayı ver yeter. Otelin adını söyle dedim. Tamam. Birazdan orada olacağım. Gelince konuşuruz, tamam mı? Tamam mı? Asu. Ağlama bak. Tamam. Neredesiniz? Biraz sonra otobandan çıkmış olacağız. Ya iyi. Geliyorlar mı? Şimdi çıkar çıkmaz aşağı inen yoldan sağdan 3. sokağa sapacaksınız. Ben şu kapıyı açayım. Tamam tamam. Kağıt var elimde zaten benim. Buluruz. Ben de görünce hatırlarım. Hadi bakalım, bekliyoruz. 10 dakika sonra görüşürüz o halde. Hoşçakalın. Çok hızlı gitmeyelim de kavşağı kaçırmayalım, olur mu? Yok. Niye beni takip ediyorsun? Kaç kere söyledik sana yapma bunu diye. Hala tekrarlıyorsun. Sana zarar vermek istemiyorum. Sadece güvende olduğunu bilmek istedim. Ben senin etrafında istemiyorum ama. Ya sen bizi rahat bırak artık. Ne oluyor kardeşim? Yok tamam. Yok bir şey, yok yok. Yok hadi. Geliyoruz birazdan. Sizi rahatsız etmek değil niyetim. Gerçekten dediğim gibi kendi için rahat etsin diye. Mustafa 17 günde hiçbir şey değişmedi. Duruşmada lehime ifade verdin diye de hiçbir şey değişmedi. Sana minnet duymamı falan bekleme. Sen zaten yapılması gerekeni yaptın. Yaşar Anlar'dan tamamıyla ayrıldım. Ben de onların düşmanıyım artık. Alkış mı bekliyorsun? Yalnız kaldınız. O pislikler harekete geçmek için ortalığın sakinleşmesini bekliyorlardır. Bizim peşimizde dolaşacağına onlara engel ol o zaman. Ben de o yüzden Fatma Gül'den gözümü ayırmak istemiyorum. Onlardan ayırmayacaksın sen gözünü. Hayır hayır, senin hiç böyle bir sorumluluğun yok. Ben senden hiçbir şey istemiyorum Mustafa. Bugüne kadar başımın çaresine baktım, bundan sonra da bakacağım. Bakacağız. Bakacağız. Sana ihtiyacımız yok bizim. Hadi. Bak son kez söylüyorum. Lütfen arkamdan çekil. Tamam. Beni takip etme. Peki. Zaten avukatın yanına taşınmanıza sevindim. Bir nebze olsun içim rahatladı. Sen nereden biliyorsun bunu?
Fatma Gül'ü gözümden ayırmıyorum, söyledim size. Bana bak. Sen böyle davranmaya devam edersen seni polise şikayet edeceğim. Tamam, huzursuz olmayın benden. Size hiçbir zarar gelmeyecek. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa... denize düşen yılanına sarılır misali olur ya... senin için canımı vermeye hazırım Fatma Gül. Senden hiçbir şey istemiyorum Mustafa. İstemeyeceğim. Hadi yürü gidelim. Önce o hareket etsin. Hadi bin arabana. Fatma Gül. Kerim'e inandığın için inşallah pişman olmazsın. Kararı kesinleşince sen de ümidini keseceksin ondan. Mustafa git buradan. Aramanı bekleyeceğim. Defol git. Terbiyesiz. Ahlaksız yürü git. Mahkemede iki çift laf ettin diye adam mı oluyorsun? Bunun da öbürlerinde de hiçbir fark yok. Kaşıkla verdi sapıyla çıkaracak. Yürü git. Vallahi Kerim huzursuz olmakta haklı. Aa, geldiler. Halamlar geldi, halam. Hala. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah. Hadi bakalım. Kadir abi, başına iş aldım biliyorsun değil mi? Olur mu canım? Ben keyiften dört köşeyim. İnşallah hep öyle söylersiniz. Hala. Bak bu ev sizin, o da bizim. Ay ne güzel. Artık benim de bir odam var ama bazen seninle de yatabilirim. Tamam. Ben şu bavulları alayım da odalara çıkarayım. Ne olur çiçekleri dikkatli taşıyın, olur mu? Kırılmasın. Küçük olanı ben alayım. Önce eşyaları boşaltalım. Arabanın işi var. Adamlar kalsın, ben gideyim. Olur olur, sen git. Sağ ol. Sağ olun. Hadi buyurun. Üst katı tamamen boşalttım. Oraya istediğiniz gibi yerleşin. Size de çok zahmet verdik. Aman olur mu canım? Sizden iyi kiracı mı bulacaktım? Fatma Gül. Biz de ortada bırakmadığın için teşekkür ederiz. Bana teşekkür etme, Kadir abiye teşekkür et. Böyle bir imkanı bize o sağladı. Ya denk düştü, denk düştü. Hadi bakalım, buyurun. İşte burası böyle bir oturma odası. Burası yemek bölümü. Çok güzel. Şurada benim çalışma odam var. Burası mutfak ama fazla kullanmıyoruz. Yukarı çıkalım gelin. Sizin bölüm burası. Ben Fuzuli ne varsa attım. Ay yorduk sizi ama. Yok canım, olur mu? Ne yorması? Benim için de büyük temizlik oldu. Ev rahatladı. Bizim evi de tek başına boyamış. Bize hiç iş bırakmamış. Aa. E aşk olsun, söz vermiştiniz ama. E ne yapayım, heyecanlandım siz geliyorsunuz diye. Hem zaman kazandık, fena mı? Allah razı olsun. Ne yapılacaksa birlikte yapacaktık. Yaparız yine, yaparız. Fatma Gül, gel. Bak sana sözünü ettiğim oda, senin odan. Çok güzel. Ben koydum bavulları, koydum bile. Sağ ol abicim. Burası da sizin odanız. Çok güzel değil mi? Geçen seneki taşınmamızı hatırladım da. Neler geçti neler. Ben bu yaşıma kadar Ildır'dan dışarı adım atmamıştım. Şimdi her sene başka bir yere taşınıyoruz. Keşke Kerim de burada olsaydı değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.